Eski İstanbul içinde geçti çocukluğum. İşte Yedikule, Haseki, Hekimoğlu, Ali Paşa, Aksaray, Bakırköy falan. Oturduğumuz bu semtlerde işte genelde evlerde levhalar vardı. Ben de çok merak ederdim acaba ne yazıyor burada falan diye. İşte sorardım. Bazen söylerler, gene de bir şey anlayamıyordum. Çünkü bir kısmı Arapça olabilir diyorsunuz. Bu ilgi merakla başladı. Daha sonraki yıllarda işte sevgiye dönüştü. Çok geniş, engin bir sanatla karşı karşıya olduğumu anladım. Bir takım güzellikleri başkalarıyla da paylaşmak istedim. Bir çevrem oluştu. Biliyorsunuz paylaşmanın bir yolu da yazmaktır. Bunu işte biraz da tereddütler içerisinde o kitaptaki ilk bölümün, yani hat sanatı ve hattatlık bölümünü yazma cesaretini gösterdim. Sonra bu yayınlandı ve çok olumlu eleştiriler aldım. Esasında o kitabın gerçek önsüzü odur. Yani işte hat nedir, hattatlık nedir, nasıl oluşmuştur filan, böyle genel anlamda bir bilgi veriyor. Zaten esas itibariyle amaç da işte bu duyguları paylaşmak. Daha sonra bu ilgiden cesaret alarak işte araç gereçlerle ilgili bölümleri, yani işte kağıttan, eski kağıtlar, eski kalemler, yani kamış kalemler tabii, eski mürekkepler, bahisleri arka arkaya çıktı. Daha sonra işte bunların formlarını falan niye yazmıyorsun gibi sorularla karşılaştık. Ve neticede geçtiğimiz yıl antik arşivden işte önümüzdeki sene Osmanlı Devleti'nin 700. kuruluş yıl dönümü, biz de sizin bu yazılarınızdan bir kitap oluşturmak istiyoruz, ne dersiniz dediler. Ben de tabii sevindim, yani hoşuma gitti. Ben kitapta olabildiği ölçüde bilinen, ansiklopedilerde olan, daha önceki yayınlarda rastlanan eserlerden ziyade koleksiyonerlerin ve antikacıların elinde gördüğüm önemli parçaları koymaya çalıştım.